Vekilim TV olarak Buca'dayız, Forbes'teyiz, DNG giyimdeyiz. Sizler için araştırıyorum. Erkekler neler giymeli, bu senenin modası neler? Hep beraber bir gezelim. Hadi beni takip edin. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi çok fazla çeşit görüyorum. Gömlekler bir tarafta, pantolonlar bir tarafta, kabanlar bir tarafta. Nasıl fiyatlar, nasıl ürünler, nasıl? Yani fiyatlarımız 50, 40, 60 o civarlarda değişiyor. Markalarına göre değişiyor zaten. Gömleklerimiz 45'ten başlıyor. Evet, o da gömlekleri şimdi gideceğim. Evet. Çok fazla renk var. Zaten. Evet, cıvıl cıvıl renkleri var hepsinin. Gelin oraya da bir gidelim bakalım. Her beden var değil mi? Var. Hepsinin bedenleri var ayrı ayrı. Bu senenin renkleri midir bunlar? Bunlar mesela en çok sattığımız ürünler ve renkleridir. Hepsi ayrı ayrı. Üstünde çok güzel duruyor mesela. Değişik tarzlarda. Daha çok klasik isteyenler oluyor ama... Sadece spor yok yani. Spor var. Bir de takım var ayrıyetten gene. Takımlarımız da şu tarafta zaten. Onlara da bakacağız. Dolaşacağız. Bugün Vekilim TV izleyicileri gerçekten çok güzel bir mağazayı bizimle birlikte eşlik edecekler, gezecekler. Kotlar da görüyorum. Her çeşit şey var. Koyu renk, açık renk. Hepsinin modelleri şöyle mesela. Her model var. Var. Öyle mi? Herkesin tarzına uyabilecek şekilde bütün ürünlerimiz hazır. Renkler çok kısa. Evet. Şurada da takımlarımız var şöyle ayrı ayrı. Tek alt mesela isteyenler oluyor. Kumaş pantolonlarımız şöyle. Şunlar mesela. Bunun da ayrı ayrı renkleri var şöyle. Yine klasik gömleklerimiz var takımlarımız için. Tek gömlekler. Evet, tek gömlekler. Takımlarımız var şöyle mesela. Şunlar içindekiler gibi. Fiyatları nasıl? Mesela bir takım almaya kalktık. Onlar mesela 189, 169 değişiyor o civarlarda. Uygun fiyatlarda herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şurada ondan da görüyorum. Blazer ceketlerimiz var şöyle mesela. Şöyle içine bir kombin yaptık daha görsel olsun diye. Her renk var mı? Da var. Bu renklerimiz var. Daha da gelecek modellerimiz, renklerimiz de var ayrıyetten. Bunun füme rengi olsun, lacivert olsun. Ya da daha çok mesela takım üstü gibi isteyenler oluyor şu tarzda. En çok hangi ürünler gidiyor? En çok blazer ceketleri soruyorlar mesela. Üst kazak spor tarzında soruyorlar. Ondan sonra gömlek tarzı istiyorlar. Oduncu gömlek tarzı geçiyor. O tarz şeyler gidiyor yani. Ay çok güzel. Biraz daha bir dolaşalım. Bir gelin takip edin beni. Şurada bir beyefendi görüyorum. Bir de onunla sohbet edin. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ürünlerimizi ben izledim, gördüm. Nereden geliyor bunlar? Ağırlıklı İstanbul. Kendi imalatlarımız var. Ceketli burada, gömleklerimiz de var. Serin bit gömleklerde. Artı tek pantolon, kumaş, klasik, kadife. Onları da yakından yine size göstereyim. Tabii. Ağırlıklı klasik pantolon, blazerların altında giymek için. İzmir firmasının Korzan ürünleri. Bunların dışında bu sene ağırlıklı spor ceket. Yıkanmış koton kumaştan. Kapşonlu. Kapşon çıkabiliyor. Kumaşın özelliği yıkandığı için gayet yumuşak ve kürklü. Sıcak tutuyor. Soğuktan koruyor. Kapşon çıktığı anda spor bir ceket haline geliyor. Yani bir mont değil, kaban değil, spor bir ceket oluyor. Bu yıl yelek modası fazla var. Spor yelekler. Bunlar da özellikle kumaş su geçirmez. Soğuktan koruyor. İçlerinde polar var komple. Kapşon çıktığı anda spor bir yelek oluyor. Özellikle de dışarıda yağmur yağıyor. Mükemmel bir giyim olabilir, koruyucu olabilir. Hadi gelin buraya alışveriş. Hüseyin Bey bir şey daha soracağım. Şimdi ben sizi tabii tanıyorum ama çok uzun bir tecrübe var. Nereden geliyoruz? 1987 eski ustam rahmetli Hakkı Tosyalı. Terzilikten geldik bu işe. Yaklaşık 25 yıl kuponda çalıştım. Daha sonraki patronum Haluk Tosyalı, Metin Kök. 25 yılın birikiminden sonra yaklaşık 6 ay önce Schillinger Forbes'e geldik. Böyle bir ilaçmak nasip oldu bize. Tabii ustalarımızdan aldığımız bilgilerden dolayı şu an burada gayet rahatız. Herhangi bir sorunumuz yok, sıkıntımız yok. Schillinger gelişen potansiyel olan bir yer. Önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyoruz. Açılacak olan AVM'ler tabii Schillinger'i etkileyecek ama şu anki başkanımız AVM istemiyor Schillinger'de. Esnafı rahatlatmak istediği için şu an esnaf burada rahat. Siz Sevgi Yolu'ndan memnun musunuz? Sevgi Yolu halk için çok iyi bir yer.
gezilmesi gereken bir yer. Fakat trafikte aksama olduğu için Sevgi Yolu belki ileride kapanabilecek. Ve öyle bir endişemiz var. Ama umarım ki başkanlar buna müsaade etmez. Sevgi Yolu insanların kullanabileceği rahat bir yol olur. Çünkü buradaki amaç çarşamba ve pazar günleri, pazar olduğu günler insanlar evinden buradan arabasıyla geçebiliyor, pazara gidebiliyor. Rahat yürüyebiliyor. Diğer türlü caddede belki yürüyemeyecek. Kaldırımlardan inip çıkamayacak ağırlıklarıyla. Sevgi Yolu şu an Şişliler için güzel bir yer. İnşallah yine devam eder bu şekilde. Yol kullanılır. Başkanımız zaten şu an umuyoruz. Yol açık kalmasını umuyoruz yani. Sadece insanların rahatlığı için, alışveriş için burada her şey var. Restoranlar var, kafeler var, barlar var. Artı bayan giyimi, çocuk giyimi, bütün hepsi mevcut. İnsanları burada, buraya bekliyoruz yani. Burada sadece erkek giyim üzerine çalışacağız sadece değil mi? Sadece erkek. Hı-hı. İleriki yıllarda biraz daha mağazamızı büyütmeyi düşünüyoruz. Biraz daha ağırlık klasik vereceğiz. Çünkü şu an burası spor gençleri için mağaza. Özel müşterilerimiz var. Özel diktiğimiz kıyafetler. Onları devam etmeyi düşünüyoruz canım şu an. Ne diyelim? Herkesi buraya bekliyorum. O kadar güzel renkler var. O kadar güzel kumaşlar. Vekilim TV olarak DNG'yi tavsiye ediyoruz. İlk fırsatta buradan alışverişlerinizi bekliyorum.